öne çıkıyor. Hani senin dediğin hoca değil de isimlerini telaffuz et, yanlış telaffuz etmeyeyim diye de kullanmamaya özen gösteriyorum. Arjantinli hocanın istatistikleri de çok iyi. Ama yabancı hoca gelecek, Bir tanıyacak. de Beşiktaş sayısı kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Dün futbolcu gelmişti. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesini de bekliyoruz. Evet. Fazla stoperle görüşmelere başlandığını da Beşiktaş resmi olarak açıkladı. Yani Arjantinli ya da bir başka yeni bir hocanın Galatasaray'ın işine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben. Ya Okan, yani Galatasaray'ı bilen, ya Okan Buruk olmalı şahsi kanaatim ki Tudor olmazsa. Yani benim için öncelik Tudor. Ha ben bunu niye söylüyorum? Galatasaray ille de şöyle güzel olsun, şöyle şahane olsun duygusuyla söylemiyorum bunu. Ben Tudor'un futbolumuza zenginlik kattığını düşünüyorum. Artı çok fazla konuşuyoruz. Biz neyi çok konuşursak o Türkiye'de geriye gidiyor nedense. Futbolu konuşuyoruz günde 24 saat. Futbol sürekli geri gidiyor. Misal enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyon sürekli ileri gidiyor. Belki biraz daha az konuşmak ve işi yapanlara alan açmak gerekiyor. İşte benim Pereira ısrarımın nedeni de işini yapan bir adama alan açma motivasyonu belki. Tudor da işini yapan bir adamdı ve hele o mesleğimizle de ilgili olduğu için onu aklımdan çıkmıyor. O basın toplantısında şövalyece, alperence bütün sorulara, maksatlı sorular da içinde olmak üzere verdiği sabırlı ve doyurucu cevaplardan dolayı da benim kalbimde bir yeri oldu Tudor'un. Benim kalbimdeki yeri sahaya başarılı bir Galatasaray'a taşıyacak anlamı çıkarmaz. Çıkarmaz elbette. Ve fakat bir futbol sever olarak, 30-35 yıllık bir gazeteci olarak ben ligimizde Tudor'u görmek isterim. Başarılı olur ve uzun vadeli olursa ben bundan da mutluluk duyarım. O ayrı bir şey. Yani mutsuz olmak için Tudor'u çağırmıyorum ben. Tudor çok güzel haber malzemesi veriyor. Öyle bir derdim yok. Tudor çok güçlü bir figürdü ve bana göre yarım kalan bir hikayesi vardı bu topraklarda. Gelsin o yarım kalan hikayeyi tamamlasın. Bunu yaparken de İtalya Ligi'ne hakim olmanın avantajıyla ucuz maliyetlerle Galatasaray'a ihtiyacı olan birkaç oyuncuyu da beraberinde getirirse tabii. Onu da ekleyeyim. Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmesini paylaştık. Şimdi gözler gidecekler de gelecekler kadar Evet. diyoruz Taner. Aynı zamanda Galatasaray U19 takımı şampiyon olmuştu bu sezon ve Karagümrük Galatasaray'ın profesyonel sözleşme önermediği U19 takım futbolcusu Emir Tintişi renklerine bağladı. Evet, büyük skandal. Çok tartışıldı bu dün taraftar arasında da sosyal medyada da. Ve aslında bir yönetimsel boşluk, bir seçim telaşı derken Galatasaray büyük umutlarla baktığı gençlerini kaybediyor mu sorusunu da bir beraberinde getirdi. Nasıl değerlendirirsin? Taner, yani, bir şey diyeyim sen oradan buyur devam abi et. lütfen. Pirlo'yu getiren akıl, ikna eden akıl, o genç oyuncuyu da ikna etmiş. Bunda şaşılacak bir şey yok. Abi, Süleyman evet, Hurmalı evet. şahıs. Galatasaray bu kadar çabuk kaybetmeli miydi? Ben o Şöyle, noktasındayım. ben sana sorayım abi. Oyuncu ne kadar maaş alıyordur sence? 1.000 lira. 1.000 lira alıyor. Bildiğin Sen için şimdi kolay burada ama sordum. 1.000 lira maaş verirsen, yol masrafını sadece karşılarsan, yemek masrafı değil bu arada, sadece yol masrafını karşılarsan, hadi yemeğini karşıla, karın tokluğunu oynatırsan sadece bu adamı, her yaş kategorisinde neredeyse milli olmuş bir oyuncuyu bu yaşına gelmiş hala profesyonel yapmazsan ve kaçırma, rakipler kapar endişen yoksa bu konuda, sonuna kadar oyuncu haklı. Hiçbir Çocuk bu itirazım yok. yaşına gelmiş. Futbolcunun 19 yaşındaki genç futbolcunun açıklaması da şöyle. Sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Kalbim buruk şekilde veda ediyorum. 19 yaş takımı toplanırken Emir Tintiş davet de almıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi şöyle, 16 yaşındaki Emre Demir 400 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona'ya gitti. Bu ligden. 17 yaşında gitti. Şimdi şu tabloda 18'ine bastı gitti tabii de ama 17'sinde transfer teklifi aldı. Sen 19 yaşındaki oyuncuna, her yaş kategorisinde milli olmuş adamına 1000 lira maaş veriyorsun. Artı profesyonel sözleşme de imzalamıyorsun. Belki imzalayacaktı bu sezon. Süleyman Hurum'u affeder mi? İşte bitti diyorum ya Yani başkan asıl başarı o bu takdir arada. edilmesi Yani gereken burada bu Süleyman şekilde Hurma. siz eğer 1000 lira maaşlar verip profesyonel sözleşmelerden kaçarsanız, imzalatmazsanız, bu çocukların kıymetini bilmezseniz daha çok talan edilir.
altyapılarını. Bir virgül koyalım. Fenerbahçe'nin rakibi dakikalar sonra belli olacak. Kura çekimi başladı. Biz şöyle bir muhtemel rakiplerine bakalım Fenerbahçe'nin. Dinamo Kiev ya da Midland Fenerbahçe'nin rakibi olacak ikinci turda. Dinamo Kiev'in kadrosundaki futbolcuların tamamı Ukraynalı oyunculardan oluşuyor. Yabancı oyuncu yok. Evet. Evet, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle maçlarını Polonya'da oynayacaklar. Son resmi maçlarını 12 Aralık 2021'de oynadılar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Bayern Münih ve Jorge Jesus'lu Benfica'nın yer aldığı grupta sadece 1 puan toplayabildiler. 6 maçta 1 gol atabildiler. Jesus'un Benfica'sına karşı oynadıkları 2 maçta da gol atamadılar. İlk maç 0-0 bitti. İkinci maç Benfica 2-0 yendi. Dinamo Kiev Fenerbahçe ile karşılaştığı son 5 maçta biri hazırlık hiç kaybetmedi. 2 galibiyet, 3 beraberlik ile oynadı. Enteresan olan berabere biten 3 maçta İstanbul'da oynandı. Gelelim Midland'e. Midland 24.4 yaş ortalamalık kadrosuyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi'nde şampiyon Kopenhag'ın 3 puan gerisinde ligi 2. sırada tamamladılar. Kadrolarında önemli isimler de var. Isaksen ve Brumaldo gibi isimler dikkat çekiyor. Hemen notlarıma bakıyorum. Ayrıca bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Alanyaspor'da forma giyen Wagner Love da Danimarka ekibinin kadrosunda yer alıyor. Geçen sezonda Avrupa Kupalarında Şampiyonlar Ligi 2. turdan yine katılmışlardı. O turda Celtic'i yiyip 3. turda Brumalı PSV'ye elenmişlerdi ki Danimarka'da oynanan maçta da Bruma'nın golüyle kaybetmişlerdi. Bir de hemen bir önceki grafiğimizi ekrana getirelim. Fenerbahçe iki rakipten biriyle karşılaştığında 3. turdaki muhtemel rakipleri kim olur ona da bakalım. Midland veya Dinamo Kiev ile eşleşecek. Eğer Midland ile eşleşirse sonraki turda Kiev Larnaka galibi, PSV Benfica Rangers. Eğer Kiev ile eşleşirlerse sonraki turda yine Midland ile Larnaka'nın galibi Sturm Graz, Monaco, Union Saint ve Glossier takımlarından biriyle eşleşecek. Sanki üçüncü turları da düşünürsek Kiev daha mantıklı. Kiev daha mantıklı. Kiev gelmesi daha mantıklı. Evet. Yani şu turda Midland bana biraz daha akılcı geliyor ama yine de sonrası, sonrakini düşünürsek Midland'in sonrası Benfica gibi duruyor. Evet. Şimdi tamamen Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış olan bir Benfica'ya karşı oynamaktansa diğer taraftan Monaco, Midland, AEK, Sturm Graz gibi bir çok farkı yok sanki grup içerisinden birilerine denk gelmek sanki yine de biraz daha iyi gibi. Daha mantıklı gibi geliyor bana. Evet. Benfica korkutuyor sizi anlıyorum. Öbür tarafta da Monaco, Sturm Graz onlar da. Yani Benfica'ya göre biraz daha. Evet. Yani bir de uzun tabii ki keşke böyle bir olay yaşanmasaydı ama savaş sebebiyle Dinamo Kiev'in uzun zamandır maç oynamayışı da doğal olarak yıpranmışlıkları var. Yıpranmışlıkları var. Futbolcuların tamamı Ukraynalı futbolcular. Dolayısıyla çok zor bir süreçten geçiyorlar. Ama keşke yaşanmasaydı ama o yüzden bana sanki Dinamo Kiev çıksa